Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Burdurlu Üniversite öğrencisi Minenur Uysal'ın babası Halil Uysal, kaza anında kızıyla telefonda konuştuğunu belirterek, konuşurken bir anda telefon kesildi, kızım o an hayatını kaybetmiş, benim haberim yokmuş dedi. Aksaray'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Burdurlu Üniversite öğrencisi Minenur Uysal'ın babası Halil Uysal, kaza anında kızıyla telefonda konuştuğunu belirterek, konuşurken bir anda telefon kesildi. O an şarjı bitti zannettim. Oysa kızım ölmüş, haberim yokmuş dedi. Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Minenur Uysal, 3 Aralık'ta arkadaşı İrem Koyuncu'yla marketten alışveriş yaptıktan sonra yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isterken Gencay Kavlak yönetimindeki 06 KFT 11 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobili son anda fark eden İrem Koyuncu ise geri çekilerek kurtuldu. Minenur'u çarptıktan sonra aracıyla 90 metre sürüklediği belirlenen Kavlak, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde çiftçilik ve besicilikle uğraşan Halil Uysal, yaşanan kaza sonrası yaptığı açıklamada, 3 çocuğundan ortancası ve tek kızı olan Minenur'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını aktardı. Uysal, kızım pazar günü telefonla aradı. Telefonun hoparlörü açıktı. Arkadaşıyla markete gittiğini söyledi. Konuşurken telefon bir anda kesildi. Bir daha ses alamadık. Şarjı bitti zannettim. Sonra arar dedim. Oysa kızım ölmüş, haberim yokmuş. Sonrasında kızımın ölüm haberini aldım dedi. Kızım bir melek gibiydi. Okumak için elinden geleni yaptı. Bir de tarih bölümüne merakı vardı. İşte yazın benimle çalışıyordu işte gece gündüz. Pazara gidiyordu, ovaya gidiyordu, zepsi topluyordu. Pazar gün işte aradı, biz de pazardan gelmiştik hanımla. Aradı. Baba ne ediyorsunuz? İyi kızım, yemek yedim de şimdi koltukta oturuyorum. Anne gidip yemek yedim ben. Baba biz markete alışverişe gidiyoruz dedi. Kızım katilinden al dedim ben. Baba katilin pahalı dedi. İşte biz o market var orada, market ucuz dedi. Katilinde 10 lirası orada 5 lira 6 lira dedi. Biz oradan alacağız dedi. İrem'le gidiyoruz dedi. Tabi diye bura çıktı benim. Duyuyordu. Ben anne kır kır şapata yaptım. Anne sıra verdim. Anneyle konuşacağım diye. Konuştu yer, telefon kesildi. Bir daha ses, ses yok. Ya baba ya, baba ya diyordu. O an ses kesildi. Ben de herhalde şarjı bitti diye ararsam onu dedim. Oysa benim kızım ölmüş de benim haberim yokmuş. Ya sonra da iki saat sonra, bir saat sonra polis memuru aradı. Kaza oldu hafif diye. Daha sonra, iki saat sonra mı bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. Ölüm haberini aldım ama herkesin haberi olmuştu, benim haberim olmamış. Kızının tarihi çok sevdiğini anlatan baba Uysal, kızım derslerinde çok başarılıydı, ders çalışmayı çok seviyordu. Kaza sonrası bütün arkadaşları taziye ziyaretine geldi. Kızımı herkes çok sevmiş. Allah onlardan fazla sevmiş ki yanına aldı. Mekanı cennet olsun dedi. Tarihini yani geçmişini seviyordu. Tarih şeysini. Ya hocalar da böyle sadece sınavlarda başarıymış. Bir iki sınavımı yapmış, bir sınavımı yapmış. Benim hocası da başarılıydı gayet dedi. Hani verdiğimiz bütün ödevlerini veya projem diyorlar onlar, sunumu diyorlar. Hepsini yapıyor diyorlar. Ama yavrum bu günleri görmedi işte. Evet, öğretmenlikti. Yani hani öğretmen olacağım. Oğlum ağlım, işte bak kardeşim, bunu okutacağım ben. Bunu da okutacağım diyordu. Ama görmedi işte. İmam Hatip'tekiler geldi. Dershaneye göndermiştim bir gün. Dershane hocalar da geldi bugün. Hepsine Allah razı olsun. Herkes çok saymış da Allah onlardan fazla saymış. Mekanı cennet olsun, yanına aldı. Esçilik yaparak koyun, çobanlığı yaparak. Koyun da gitti benim kızım ha. Benimle beraber koyun da gitti, ovaya da gitti. Yani biz hani çok fakir de değiliz, öyle şaha şaha da hayal. Ama Allah'a şükür yiyecek ekmeğimiz var. Yani kimseye muhtaç değiliz. İyi kötü kendi yavrumuza kavrulup gidiyoruz.
Ya kimseye bir şey etmez. Bizden fazla sevilmiş. Ağırdı yanına. Karnı cennet olsun.